Bugün 12. ders ile yeniden karşınızdayız. Bizi yeniden kavuşturana hamdü senalar olsun. Sevgili dostlar, bugünkü dersimiz evliliğin dinamiği olan bir konu. Çiftlerin evlendikten sonra aile birlikteliğini uzun yıllar boyunca devam ettirmesi gerekir. Aile birliği için cinsellik çok önemli bir araçtır. Cinsellik fiziksel, psikolojik ve toplumsal olarak aile birliğini etkilidir. Cinselliği sadece psikolojik bir boyutla değerlendirmek yanlış olacaktır. İnsanlar doğası gereği hormonlara sahiptir ve bu hormonlar cinsel isteği tetikler. Bu yüzden ailede huzurun ve mutluluğun ortaya çıkabilmesi ve devam edebilmesi için cinselliğin doğru şekilde anlaşılması ve aile içinde bu noktaya bir noktaya oturtulması gerekmektedir. İnsanların kişisel gelişimi içinde cinsellik genetik ve sosyal faktörlerle ortaya çıkar. Sosyal faktörlerin daha etkili olduğu bir süreçte sağlıklı bir birliktelik yürütülmesi için cinselliğin de aktif olarak devam etmesi gerekmektedir. Bugünkü konuğumuz alanında uzman Alev Esmer hocamız ve beraberinde bu alanda çalışmaları olan derslerimizin başından beri beraber yürüttüğümüz Asiye Türkan hocamız da yine bizimle beraber olacak. Ben başlamadan önce Alev hocamızı size kısaca tanıtmak istiyorum. Alev Esmer hocamız aile danışmanı ve psikoterapist. Lisans eğitiminin ardından Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimini almıştır. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisansını, yetişkinlerde cinsel yaşam ve evlilik doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerinde yaptığı çalışması ile tanımlanmıştır. Bütüncül psikoterapi, cinsel terapi, ileri düzey cinsel terapi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, travma ve yas çocuklarda bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Profesör Doktor Madaim Yanık'tan disosyatif kimlik bozukluğu, bir ve ikinci düzey eğitimleri ve süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır. İstanbul'da aile okullarını yürütmüştür. Yetişkinlerde cinsellik sorunları konularında ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını İstanbul ve Bartın'da sürdürmektedir. Uluslararası Aile Danışmanları Derneği ve Boğaziçi Psikodrama, Psikoterapi ve Eğitim Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk annesidir. Aldığı çeşitli eğitimler ile çalışmalarını bu alanda başarıyla sürdürmektedir. Ve şimdi bu aile dinamiği konusunda bizi engin bilgileriyle aydınlatması için sözü kıymetli hocalarıma bırakıyorum. Alev Hocam ve Asiye Hocam, söz sizde efendim. Evet, çok teşekkür ederim Şeyla Hocam. Allah razı olsun. Bugün değerli dostlarım size beraber çalışmalar yaptığım, özellikle İstanbul'da Aile Akademisi çalışmalarımızı beraber yürüttüğümüz ve son zamanlarda özellikle bu pandeminin yoğun olduğu dönemde çok yoğun, sık programlar ve projeler yürüttüğümüz çok değerli arkadaşımı davet ettim. Evlilikte mutluluğa giden güzel yol, cinsellik konusunu inşallah birleştirecek. İnşallah ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle de Can zaten çok güzel bir giriş yaptım. Ben sözü Alev Hanım'a vermek istiyorum. Yeri geldikçe siz sorularınızı bana sorabilirsiniz. Ben de yeri geldikçe sorularınızı hocamıza sorarım. Alev Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin Alevciğim? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Sen de iyisin inşallah. Tekrar bir arada olmak büyük bir mutluluk. Zaten biz Evet. çok sık beraber oluyoruz. Alıştık artık. Bu grupla da böyle bir alışkanlık oldu. Çok teşekkür ederim davetime icabet ettiğin için. Ümit ediyorum senin vereceğin bilgiler bizim dünyamıza çok büyük ufuk açıcı güzellikler getirecek. Söz uzatmak istemiyorum Alevciğim. Söz senin. İnşallah güzellikleri senin güzel dilinden duymayı istiyoruz. Teşekkürler. Davetin için teşekkür ederim. Ben gruba da teşekkür ederim. Çok güzel, dinamik, genç bir grup. Güzel bir organizasyon. Şüheda hocama da teşekkür ederim güzel sözleri için. Çok kapsamlı bir tanıtım oldu. Başkasından Teşekkür dinlemek ediyoruz üzere. Alev Hocam. Daha çoğunu da söyleyemedim hatta. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi birazcık böyle
gizemli dedik zaten yol olarak. Cinsellik tabu olan bir konu, üzerine konuşulması zor olan bir konu ama zorluklar da bizi geliştiriyor. Sizi de ayrıca tebrik ederim, böyle bir program yapmanız gerçekten çok büyük, özverili bir çalışma. Bu kadar işte ard arda programlar yapmak böyle bir zamanda gerçekten zor. Hem vakit ayırmak hem enerji, hani anlatan için de dinleyen için de gerçekten çok özverili olmayı gerektiriyor. O manada çok tebrik ederim. Çok güzel, keyifli de bir çalışma gibi görünüyor. Ben ne kadar katılamasam da YouTube'dan birazcık takip edebildim. Haberdar olduktan sonra çok keyifli vakitler geçirdiğinizi gördüm. Bu akşam da... Gördün Aleyciğim, özür dilerim. YouTube'da gördüğün kamera önü. Biz asıl kamera arkasını inanılmaz derecede kaynatıyoruz gençlerle. Ramazan çok güzel bir fırsat oldu bizim için de. Çok 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 zevkli oluyor. Artık daha dayanamayıp 2 saat sonra yeter artık kapatıyorum, benden sonra da kalmayın deyip kapatabiliyoruz artık. Böyle bir şey oldu. Bağımlılık da yaptı. Hafta sonu da birbirimizi arıyoruz. Böyle bir şey oldu. İnşallah daim olur bu güzel dostluğumuz. Güzel, çok güzel. Böyle anlatınca insan merak ediyor gerçekten. Belki bugün ben de dahil olabilirim sonrasındaki sohbetimize inşallah. Şimdi birazcık konuya giriş yapalım. Birazcık değil artık, giriş yapalım. Konumuz cinsellik, evlilikte cinsellik. Yani meşru olan evlilik içerisindeki cinsellikten bahsedeceğiz. Konuyu konuşmak birazcık zor. Cinsellik üzerine konuşmak, cinsellik üzerine çalışmak. Kişinin kendi cinselliğini tanıması bile bir parça zorlayıcı olabiliyor. Tabii ki bunun sebepleri var. Bunlardan hani çok fazla bahsetmeyeceğiz bugün ama dinleyenlerin dinlerken bir parça rahatsızlık duyması, böyle hani bazı olumsuz duygular hissetmeleri, bunlar normal. Çünkü zaten üzerine çok konuşulmayan, eğitimi çok fazla olmayan bir konudan bahsedeceğiz bu akşam için. Evlilik için cinsellik çok önemli. Bazen çoğu zaman evlilik içerisinde cinsellik çok önemli değilmiş gibi düşünülebiliyor. Hani cinsellik olmasa da olur. Bu çok sözlü olarak dile getirilmese de çiftler özellikle bize gelecek noktaya geldiklerinde artık biz bunu görüyoruz. Çoğu evlilikte özellikle boşanmaların olduğu evliliklerde cinselliğin aslında önemli bir faktör olduğunu genellikle gözlemliyoruz. Hani sadece soyun devamı için, türün devamı için sanki cinsellik gerekliymiş gibi bir algı söz konusu olabiliyor. Ama aslında öyle değil. Birazcık bunu açacağız. Tabii ki böyle bir fonksiyonu da var cinselliğin ama tek fonksiyonu bu değil. En azından onu söyleyebiliriz. Cinsellik dediğimiz zaman cinsel birleşme doğrudan anlaşılıyor. Yani penetrasyon dediğimiz cinsel organların birleşmesi. Ama cinsellik aslında daha... bütünsel bir şey. Yani önce kişinin kendini tanımasıyla başlıyor. Kendini seven, sayan, güvenen bir insanın karşısındakine olumlu duygularla yönelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla önce kişinin kendi cinselliğini tanıması gerekiyor. Yani mutlu ve doyurucu bir cinselliğin ilk koşulu, çiftler için söyleyecek olursak, karşılıklı olarak birbirlerine saygı duymaları, iletişimleri ve paylaşımları aslında. Mutlu bir cinsel yaşam için güven, özellikle kadın cinselliğinde çok önemli. Dürüstlük, açıklık, paylaşım. Bunlar cinselliğin temelleri. Önce bireyin kendi bedenini tanıması gerekiyor. Bu şekilde başlıyor cinsellik. Kendi haz noktalarını fark etmesi, bunu eşiyle paylaşmaktan kaçınmaması, daha doyumlu bir cinsel ilişki yaşamasını sağlıyor. Daha doyumlu bir cinsel yaşamının olmasını aslında sağlıyor diyebiliriz. Kişilerin birbirine karşı sorumlu davranmaları evlilik içerisindeyken, evlilik birliği içerisindeyken herkesin bir mahremiyeti ve değeri olduğunu akıllarından çıkarmamaları çok önemli. Yani aslında hani artık evliyiz, nikahlıyız ve herkesin bir ötekinin diğerinin üzerinde söz söyleme ya da davranışta bulunma hakkı var diye bir şey cinsellikte de söz konusu değil. Çünkü reddetmekte, tercih etmekte, kabul etmekte, reddetmekte kişinin yetişkin olduğunu aslında gösteren bir durum. Dolayısıyla her iki cinsiyet için de bu söz konusu diyebiliriz. İlişkinin süresi, ne kadar yıllık olduğu, işte ne kadar çatışmalı olduğu vesaire, bunlar aslında çok önemli değil. Cinsellik için çok önemli şeyler değil. Yani uzun bir ilişkide cinsellik daha kötüdür ya da işte zaman içerisinde cinsellik daha hazzı daha az yaşanır gibi bir
doğru aslında söylemek söz konusu değil, mümkün değil. Ama cinsel tutkunun aktif olması ilişkiyi de canlı tutuyor. Yani ilişkinin süresinden ziyade çiftin cinsel olarak tutkusunun aktif olması, ilişkinin de canlı olmasını, aktif olmasını sağlıyor. Cinsel yaşamın iyi olması evet iyi ama sadece cinsel yaşamın iyi olması ve diğer alanların alanlara hiç bakılmamış olması da sağlıklı değil. Yani tek başına cinsellik yeterli değil. Ama cinselliği boş vermek de yeterli değil. Sadece yatak odasına indirgenmiş, hatta sadece yatağa indirgenmiş, hatta yatağın da sadece bir bölümüne indirgenmiş bir cinsellik, bu cinsellikten kimseye hayır gelmiyor. O yüzden cinsellik daha genele yayılmış bir şey diyebiliriz. Yani bu olgu aslında daha çok kadının kullanılmışlık hissini de oluşturabiliyor değil mi? Sadece evet. O şekilde bir düşünce olduğu zaman. Yani kadın psikolojisinde kadın için nesne değil, bir araç değil. Bir birey olarak, kişi olarak orada olmak, bir özne olarak orada olmak önemli. Kadının da cinsellikte, yani cinsel yaşamda da hani buna bakılması önemli. Bu noktada kadının önce duygusal olarak doyurulması, manevi olarak tatmin olmuş olması, fiziki olarak tatmin olmuş olmasından daha önemli. Çiftler bize geldiklerinde örneğin soruyorlar işte eşimin, mesela beyler soruyor, eşime ne yapmalıyım? Hani davranış olarak, fiziki olarak mesela nasıl uyarmalıyım ki işte eşim tatmin olsun? Fiziki olarak uyarmadan ziyade öncelikle duygusal olarak uyarılması gerekiyor kadının. Yani bu ne demektir? Kadının birey olarak, kişi olarak sadece kendisi olarak arzulandığını biliyor olması gerekiyor aslında. Yani ilişkide erkeklerin bunu başarması gerekiyor. Ayrıca şunu özne kavramı bana bir ufuk açtı. Bunun üzerine böyle küçük bir giriş yapmak istiyorum. Yani bir şey söylemek istiyorum. Yani belki bir cümlede bir özne, yani bir özne vardır. Ama hayatın içindeki, cinselliğin içinde iki özne olması gerekir. İki tarafta özne, yani olayın aktifi. Aktif bir şekilde katılması. Eğer aktif şekilde olayın içinde katılım olursa her iki tarafta hem sahiplenecek hem de bu mutluluğa ortak olacaklardır. Yani bu özne tabirini gerçekten çok önemsiyorum yani. Evet, her iki tarafta bilecek ki yani şu an karşımda kim var? Yani kim? Biri var karşımda, herhangi biri değil. Herhangi bir beden değil. Herhangi biriyle beraber değilim. Eşimle beraberim. Bunu hissediyor olması lazım karşı tarafın. Yani muhatabınızın bunu hissediyor olması lazım. Bu hem sevildiğini hissetmek hem de sevdiğini hissettirmek aslında. Evet. Güzel. Evet. Yani sadece mesela burada işte kadınlarda, erkeklerde daha çok bunu kadınlardan duyuyoruz ama erkeklerden de bazı durumlarda duyuyoruz. Ne zaman? Mesela çocuk sahibi olmak istediğinde çift erkekler kendini böyle hissedebiliyor. Yani sadece benimle çocuk sahibi olmak için birlikte oluyor gibi bir duyguya girebiliyor. Kadın böyle davranabiliyor çünkü bu bir hissiyatı verebiliyor. O aşamada erkekler bunu genellikle hissediyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla en azından. Özellikle çocuk olduktan sonra anneler gerçekten bir anne rolüne deniyorlar. Hatta eşine karşı da bir anne olabiliyorlar. Yani o şefkat endeksi hayata bakabiliyor. Halbuki çocuğa şefkat, eşe şehvet. Yani bunu iyi ayırt etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani annelik rolü geldikten sonra yani hani evleniyor mesela birey, evleniyor ve artık bir eş olmuş oluyor. Kadın ya da erkek öyle bir rol gelmiş oluyor. Yani birinin çocuğu iken artık birinin de eşi olmuş oluyor. Böyle bir rolü geliyor ama bu role tam ısınamadan yani tam bir hani sağlıklı bir cinsel yaşamları, doyumlu bir cinsel yaşamları olmadan bir de üzerine çocuk sahibi oldukları zaman çok kolay bir şekilde o annelik, babalık rollerine 7-24 girebiliyorlar. Yani annelik burada söylemeye çalıştığımız şey aslında şey değil hani annelik babalık rolüne girmeyin değil. Annelik babalık rolüne evet girmek gerekiyor ama bazen de o annelik babalık rolünü bırakmak ve karşındakinin partneri olmak, ona eş olmak. Yani yetişkin olarak kadın erkek ilişkisini kurmak gerekiyor. Bu da olabilmesi için bir 3 yıl kadar ya da 4-5 ne kadar bir zaman sonra çocuk tavsiye ediliyor anneciğim? Yani şimdiye kadar 2 yıl deniyordu ama artık 3 yıl gibi deniyor. Bu sürelerde çünkü biraz daha uzadı. Yani bizim ilişki kurma işte
şeylerimiz. Yani çünkü insan değişiyor. İnsan değişince ilişkiye dair şeyler de değişmeye başlıyor artık. 2-3 yıl kadar olduğu şu an söyleniyor. Bu kadar bir zaman zaten hani sağlıklı bir cinselliğin oturması hani ve bunun yaşanması için de gerekli. Yani çiftin cinsel uyum dediğimiz duruma ulaşması için de gerekli. Çünkü cinsel uyumun içerisinde bir sürü şey var. Hani cinselliğin sıklığı, ne şekilde yaşanacağı, cinsel davranışların iki taraf tarafından algılanması. Mesela cinsel davranış dediğimiz şey oldukça karmaşık bir şey. Çünkü bir tanımı yok. Yani cinsel davranış nedir desek yok yani. Hani çifte göre değişiyor. Her çiftin çifte göre değişiyor dememin sebebi de şu. Kişiye göre de değişmiyor. Çifte göre değişiyor. Yani mesela bugün bu evliliği, yani bu evliliktesiniz. Bu kişiyle evlisiniz. A kişisiyle evlisiniz. Onunla çiftsiniz. Buradaki cinsel davranışlar farklı. Diyelim ki oradan işte boşandınız ya da bir şekilde işte eşi vefat etti, ayrıldı. Her ne olursa sebep bir başkasıyla evlendiğinde oradaki cinsel davranışları farklı olabiliyor. Çünkü o dinamik bir şey, değişebilen bir şey sürekli olarak. İlişki içerisinde de bu arada değişebilen bir şey. Yani bugün işte evliliğin başında farklı, sonra farklı olabilir. Ama bir 2 yıl, 3 yıl kadar bu davranışların karşılıklı olarak netleşmesi, algılanması, açık bir şekilde ifade edilmiş olması için yeterli bir zaman. Yani öyle evlilikte şahit oluyoruz ki yıllar geçiyor. Yani 20 yıl bile geçti, 25 yıl. Yani benim danışanlarımda çok görüyorum. 40 yıllık danışmanlarım bile var. Yani o danışanlarımın gerçekten eşlerine karşı çok açık olamadığını, hala daha utandığını, hala daha çekindiğini, kendini ifade edemediğini. Hani böyle durumlar da gerçekten bizim en acı noktalarımız aslında eşlerimize karşı. Yani ne kadar anlatsak da biz birbirimizin örtüsüyüz desek de ama cinsellik konusu bir tabu konu yani. Ümit ediyorum bu programımız bu tabunun aşılması için vesile olur. Umarım hepimiz birbirimizden hani bu tarz programlar vesilesiyle aslında bir parça nasiplenmiş oluyoruz. Ben de anlatırken ya da işte soranların sordukları sorularla farklı açılımlar olmuş oluyor. Dinleyenler de yine böyle geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ama cinsellik hani başında da söylediğim gibi senin de daha önce söylediğini hatırlıyorum birçok sefer. Yani üzerine konuşulması zor bir konu. Zor olduğu, yani zor olmasının sebeplerinden biri bu konuda eğitim olmaması. Eğitim olmamasının sebebi, yani eğitimlerin olmamasının sebebi de bu konunun zor olması. Yani iki taraflı da birbirini besleyen böyle bir kısır döngü var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor ve onun için de eğitimin olmasıyla başlamak gerekiyor. Çünkü bu konuyla bir konu ne kadar az konuşulursa, ne kadar konuşulmaktan kaçılırsa onun olumsuz etkileri o kadar hızlı bir şekilde büyüyor, çığ gibi büyüyor. Yani cinsellik hani var. İnsanın dünyaya gelme sebebi zaten. Cinsellik var ki insan dünyaya geliyor. Dolayısıyla olan bir şeyi belli sınırlar içerisinde, belli işte o meşru dairede konuşamıyor olmak bunun bir sorun haline gelmesine bir süre sonra çok daha hani büyümesine sebep oluyor. O yüzden konuşmak gerek. Çünkü bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Bilmediğimiz şeyle ilgili yanlışlar yapıyoruz. Evet, aynen onu söyleyecektim. Bilmediğimiz şeyin düşmanı olabiliyoruz. Hani bildikçe daha ne kadar doğal, ne kadar olması gereken bir yemek kadar bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz zaman hani tatmadığımız yemeklere karşı bir sıkıntılıyız ama tattıktan sonra belki farklılaşabiliyoruz. Aynı bu olgu gibi. Peki hocam. Evet. Buyurun hocam. Gerçekten merakla bekliyorum. Evet. Cinsel davranışlar çok fazla çeşitlilik gösterebiliyor demiştik. Yani insanların, işte çiftlerin sevdikleri, kendi aralarında haz aldıkları, istedikleri ya da istemedikleri şeyleri konuşmaları gerekiyor. Aralarında konuşmadan önce kendi kendilerine hani bakmaları gerekiyor. Önce kendilerini keşfedici bir şekilde hem kendi bedenlerine hem de duygusal olarak neler hissettiklerine bakmaları gerekiyor. Bazen kişiler cinsellikle ilgili bir şey konuşurken örneğin çok fazla sıkıntı duyabiliyor. Yani rahatsızlık duyabiliyor, olumsuz duygular gelebiliyor. Bunlara bakmaları gerekiyor. Yani partnerine bunu söylemeden önce ya da bu davranışta bulunmadan önce mesela bunu hayal edebilir, imajinasyon yapabilir. Nasıl bir davranışta bulunmayı düşünüyor? Bu davranışta bulunduğunu düşünsün. Yani hani oturup kendisi hayal etsin, zihninde canlandırsın. Çünkü beyin gerçekle hayali birbirinden çok fazla ayıramıyor. Hani tam birebir aynısı olmasa da gelen duygular bir parça belki daha az. Yani gerçeğinde belki işte 0 ile 10 arasında puan verdiğimizde diyeyim ki
9 şiddetinde bir utanma duygusu hissedecek ama hayal ettiğinde de 7-8 şiddetinde bir utanma duygusu hissediyor. Ama yine aynı duygu geliyor aslında. Dolayısıyla bunu yapmadan önce ya da mesela söyleyeceği bir şeyi söylemeden önce kendisi söylediğini ya da yaptığını, o davranışı yaptığını hayal ederse gelen duygulara bakabilir. Nasıl duygular geliyor ve bu şeyi uzun süre deneyimlediğinde, yani arda arda birkaç kez deneyimlediğinde beyin tekrarla öğreniyor. Ve tekrarla da duyarsızlaşıyor. Olumlu bir şeyi tekrarla öğreniyor. İyi bir şeyi tekrarla. Yani bizim şu an burada yaptığımız gibi hani bilgileri tekrarla öğrenebiliyor. Doğru bilgileri bir tekrarla öğreniyor. Olumsuz bir şeye de tekrarla duyarsızlaşıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Diyelim ki bir şeyi söylemekten kaçınıyor, rahatsızlık duyuyor, kötü bir duygu geliyor onda. Bu bir uyaran. Bu uyaranı ne kadar çok deneyimlerse oradaki olumsuz duygu o kadar hafifliyor zaman içerisinde. Böyle bir mekanizma var içeride işleyen. Dolayısıyla yani bu duyarsızlaştırma dediğimiz mesele. En basit haliyle hani evde uygulanabilecek şekliyle hani anlatıyorum. Çok farklı şekillerde tabii ki normalde teknik olarak denenebiliyor. Evde ama bu şekilde uygulanabilir kabaca anlattığım şekilde. Cinsellikle ilgili bu hani birbiriyle konuşması gerekiyor, işte cinsel davranışları birbirine açması gerekiyor dediğim noktada hani bunu yapmaktan kaçınıyorsa eğer önce bunu oturup tek başına yapabilir kadın ya da erkek. Çünkü biz zannediyoruz ki aslında çoğunlukla kadınlar cinselliği ifade etmekte ya da işte cinsellikle ilgili girişkenlik göstermekte zorluk çekiyor zannediyoruz. Yani toplumsal olarak böyle bir algı var. Ama aslında erkeklerde de çok yaygın artık günümüzde. Yani cinsel olarak özgüveni düşük olan erkek ya da kadın sayısı çok da birbirinden farklı değil. Yani makas çok da açık değil bence. Bu noktada yapılmış araştırmalar da var. Orada çıkan rakamlar da ben kısa bir süre önce bununla ilgili çalışma yaptığım için oradan da biraz biliyorum. Ki cinsellikle ilgili yapılan çalışmalarda çıkan sonuçlar aslında buzdağının görünen çok küçük bir kısmı. Çünkü bu konuda yapılan çalışmalara insanlar katılmakta da çok istekli olmuyorlar. Ve bu çalışmaları yaparken de bir sürü engelle karşılaşıyorsunuz. Yani çalışmayı yapmak da çok kolay değil. İşte bazı hani engeller var çalışmaları yapmak için de. Çünkü bazı şartlara sahip olmanız gerekiyor. Konu cinsellik olunca biraz zorlaşıyor. Bir şey söylemek istiyorsun gibi hissettim. Şöyle, hani biz de mesela bu cinsel terapi eğitimimizi beraber aldık. Aldığımız olgu bilgiler de hep genelde batı kaynaklı. Ve batı kaynaklı olunca da batıdan araştırmalar. Hani batının verdiği, batının insanı, kültürü farklı, onların verdikleri bize bazen uymayabiliyor. Hani bizim içimizde de böyle bir araştırma yapılmış değil. Onun için biz de bunu bu şekilde cinsel bilgileri var. Bir cinsel bilgiler var. Hani ortadan bizden çok fazla yok. Biz de bunu oluşturmaya çalışacağız inşallah. Tabii ki ne kadar açık olabilirsek, ne kadar done toplayabilirsek. Evet. Bizim bu da önemli yani bu çalışmalar. Yapılan çalışmalar çok kısıtlı. Şeyler hani imkanlar kısıtlı. Dediğim gibi bu konulara çok fazla yatırım olmadığı için. İmkanlar kısıtlı olduğu için yapılan çalışmalar da böyle hep küçük küçük çalışmalar. Ve hani tahminen hani şöyle söyleniyor. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar aslında çok daha hani şey. Yani orada çıkan oranlardan çok daha yüksek gerçek oranlar. Ama hani insanlar katılmakta güçlük çektikleri için, zorlandıkları için biraz belki hani sonuçlar çok net doğru çıkmamış olabilir diye düşünülüyor. Ben de o görüşe katılıyorum. En azından gelen başvurulardan şöyle söyleyebilirim. Hani çoğu başvuruda eğer çiftle görüşüyorsak, aileyle görüşüyorsak bu görüşmelerin %80'i belki daha fazla oranda cinsellikle ilgili muhakkak bir şey var. Yani sonucunda illa o sorunlar, sıkıntıların, o şiddetli geçimsizliğin sebeplerinden birisinin kesinlikle cinsellik olduğunu ben çok 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 danışanımda gördüm yani. Bunu genelleme yaptığım zaman gerçekten %80'lerin belki üzerine çıkacak bir olguyla karşı karşıya kaldım yani. Evet, evet. Çünkü cinsellik çok yakın bir ilişkiyi de gerektirdiği için şöyle düşünürsek eğer hani şimdi oturup akıl yürütelim. Çok yakın bir ilişkiyi gerektirdiği için cinsellik, yani yakın olmak, çok yakın olmak anlamına geliyor ve iki yetişkin arasında sadece yaşanabiliyor. Çiftin işte başka konuyla ilgili, örneğin geniş aile sorunları var, orada yaşadıkları problemler var. Bu da işte oradaki mesafeyi, duygusal mesafeyi artırıyor.
duygusal mesafe artınca ne oluyor? Fiziksel mesafe de artıyor. Yani birbirine artık dokunmuyor insanlar gibi. Ya da cinsellikle ilgili bir sorun var diyelim. Birbirine dokunmamayı tercih ediyorlar. Çünkü cinsellikle ilgili bir sorun yaşıyorlar. Bir cinsel işlev bozukluğu ya da belki işlev bozukluğu seviyesinde değil ama daha hafif düzeyde bir cinsel sorun yaşıyorlar. Bu fiziksel olarak mesafelerini açıyor. Bu fiziksel mesafenin açılması, yani insanların birbirine temas etmemesi tensel olarak, bir süre sonra artık birbirinin gözlerine de bakmamasına, bir süre sonra birbirinin duygusal olarak da eşlik etmemesine sebep oluyor. Birbirini besliyor çünkü bunlar. Yani bu oturumlarımıza başladığımız ilk günden beri hani çocukluk egomuzun olduğunu, bir ebeveynlik egomuz ve yetişkin egomuz olduğunu, yani yetişkin iki kişinin yapabileceği bir olgudur evlilik. Yani daha doğrusu aile kurmak. Herkes evleniyor ama aile olamıyor. Aile olmanı olabilmemiz için de gerçekten yetişkin bir birey olmamız gerekiyor. Ve bu cinsel olgunluk da yetişkinliğin bir uzantısı. Yani çocuklar cinsel ilişkide bulunamaz. Evet. Yani cinsel birleşme çocukların yapabileceği bir iş değil. Kimin yapabileceği? Yetişkin büyüklerin, bireylerin, hani anne olabilecek, baba olabilecek seviyede olan kişilerin. Bu doğrultuda ümit ediyorum bu seviyeye bütün evlenen çiftler bu seviyeye gelirler. Evet, bu da çok önemli bir nokta söylediğim. Cinselliğin şöyle bir de bir fonksiyonu var kişi için, birey için. Yani neden sağlıklı bir şey cinsel yaşamının olması kişinin? Çünkü cinsellik, hani az önce senin de söylediğin gibi, sadece yetişkinlerin yaşayabildiği bir şey. Ve zihnimizde yetişkin olduğumuzu onaylamış oluyoruz. Her işte cinsel eylemde kişinin yetişkin olduğunu onaylanmış olması anlamına geliyor. Bir taraftan da cinsiyeti de. Zihnimizde onaylıyoruz. Yani beyinde bir onaylama olması lazım ilk etaptan. Aynen. Yani mesela diyelim ki işte biraz daha işte çocuk egosunda olan biri, hop oradan geliyor yetişkinsin sen diye bir hani hatırlatma, içeride çalan bir çan gibi düşünebiliriz. Yani bir alarm gibi ya da işte yetişkin olduğunu ona hatırlatan bir şey. Dolayısıyla ne kadar sık olursa, ne kadar sağlıklı sıklıkta gerçekleşirse, ne kadar kişinin gündeminde olursa cinsellik, ne kadar işte o cinselliğinin farkında olursa kişi, o kadar onu yetişkin tarafında tutuyor aslında. Ve bu da çok sağlıklı bir şey zaten. Hani günümüzdeki temel problem, yani bireyin temel problem, yetişkin bireyin temel problemlerinden biri bu. Yetişkin olamamak, yetişkin düzeyinde çok uzun kalamamak oran olarak baktığımız zaman. Cinselliğinde böyle önemli bir fonksiyonu var. Aynı zamanda da kişinin cinsiyetini onaylıyor. Yani kadının kadın olduğunu, erkeğin erkek olduğunu onaylayan da bir şey cinsellik. Bununla beraber işte o evlilikteki rol karmaşaları vesaire, bunlarda da cinsel yaşamın sağlıklı olması çok önemli. Bu çok güzel bir bilgiydi. Yani ailenin oluşumu için rollerin tam oturması gerekiyor. Rolleri oturtan en büyük olgulardan birisinin de kadının kadınlığını ispat ettiği, erkeğin erkekliğini ispat edebildiği bir arena aslında. Yani dışarıda değil, herkes orada o arenada kendilerini ispat edebilmeleri, yani yatak odasında kendilerini bu şekilde ispat edebilmeleri, oradaki mutluluğun diğer odalara da aktığını görecek. Yani o roller tam net belli olduktan sonra güzel bir paylaşım oldu. Evet, evet. Yani bu açıdan da baktığımızda aslında bir toplumsal mesele, yani hani toplumun düzeni için cinsel yaşamın sağlıklı olması, yetişkinlerin cinsel yaşamlarının sağlıklı olması önemli. Çünkü o zaman evlilik de işte sağlıklı, sağlam bir evlilik olacak ve o ailede yetişen bireyler de o ölçüde sağlıklı bireyler olarak yetişebilecekler. Güzel. Dolayısıyla evet, çünkü evliliğin doyumu artmış olacak. Yani o hani şey deriz ya, mesela çocukluğunda evinizdeki şey nasıldı, nasıl bir hava vardı, nasıl bir aile içinde büyüdünüz, doyumlu, yani evlilik doyumu yüksek olan bir çiftin kurduğu bir ailedeki çocuk o hava içerisinde yetişmiş olacak ve cinsel yaşamla evlilik doyumu arasında çok güçlü bir ilişki var. Cinsel yaşamın sağlıklı olması evlilik doyumunu da, yani evlilik doyumu ne demek, çiftin evliliğinden memnun olması, ilişkisinden memnun olması, tatminli olması. Buna etkileyen yegane faktörlerin başında cinsellik geliyor, cinsel yaşam geliyor. Bireyin kendi cinselliğinin farkında olması, bunu deneyimliyor olması ve cinsel yaşamının da, partneriyle yaşadığı cinsel yaşamının da sağlıklı olması gerekiyor. Aslında bu özgüveninin de uzantısı. Yani evlilik özgüveni diyelim, yani aile özgüveni diyelim. Bununla oturuyor.
Evet, çok önemli. Cinsellikle ilgili yaşanan sorunlardan istersen birazcık bahsedelim. Hani süremiz de kısıtlı olduğundan olabildiğince hani değinebildiğimiz yerlere değinelim. Cinsel mitler çok önemli. Yanlış bilgiler çok önemli. Cinsellikle ilgili çok fazla yanlış bilgiler var. Böyle kulaktan kulağa yayılan. Bunlara işte hurafeler diyoruz. Mesela erkeklerle ilgili çok yaygın olan, erkeğin her zaman bir cinsel birleşmeye, çünkü artık cinsellikle cinsel birleşmeyi en başında söyledik, birbirinden ayırıyoruz. Cinsellik başka bir şey. Cinsellik hani büyük küme, cinsel birleşme onun küçüğünde bir, içinde bir küçük kümecik. Tamamı değil yani. Ama normalde cinsellik dendiği zaman halk arasında cinsellik demek eşittir cinsel birleşme. Yani cinsel organların birleşmesi olarak algılanıyor. Ama aslında öyle değil. Cinsellik daha geniş bir şey. Büyük bir küme, onun içerisinde küçük bir küme de cinsel birleşme. Şöyle bir mit var, yani yanlış bilgi. Erkek demek cinsel birleşmeye her zaman hazır olması gerekir. Bu da erkeğin sağlıklı olduğunu gösterir ya da erkeğin daha erkek olduğunu gösterir. İşte erkeğin erkekliğinin yerinde olduğunu gösterir vesaire. Hani orayı, o boşluğu dolduran bir sürü şey var, değişiyor. Aslında böyle bir şey yok. Bir ara söylemiştim bir önceki slaytlarda. Yetişkin olan her bireyin kadın ya da erkek cinselliği isteme, arzulama ve reddetme hakkı var. Erkek de, kadın da bazen reddedebilir. Bazen başlatabilir, belirli bir noktadan sonra reddedebilir. Yani hani başladı diye sonuca erdirmesi gerekmiyor. Her seferinde istiyor olması gerekmiyor. Ve bunun sağlıkla da hiçbir ilişkisi yok. Erkek ya da kadın. Yine erkeklerle ilgili erkeğin duygularını belli etmemesi gerekir. Çünkü eğer erkek duygularını belli ederse bu zayıf olduğu anlamına gelir gibi bir inanış. Bu da doğru değil. Bu inanışta erkekleri ketliyor ve ilişki açısından sınırlayıcı bir pozisyona sokmuş oluyor erkekleri. Çünkü duygunu belli edemediğin zaman bir ötekinin duygusunu da ona geri veremiyorsun. Kadının duygusunu da mesela hani empati, mesela erkeklerden en çok şikayet edilen şey işte kocam empati yapmıyor diyor kadınlar. Çünkü böyle bir mit var. İşte nasıl yapsın? Yani hani duygularını belli etmeyen birisi bir başkasının duygusunu anladığını nasıl ifade edecek? Duygularını belli etmeden bilgi olarak olmaz çünkü. Yine başka bir önemli mit, başarının çok önemli olması. Yani cinsellikte başarıya ulaşmak, cinsel birleşmede başarıya olmak çok önemli. Yani bir performans hedefinin olması, bir sonuç, sebep sonuç ilişkisinin olması. Böyle bir şey yok. Aslında cinsellik, cinsel birleşme ya da cinsel aktiviteler hazzı paylaşmak için yaşanan bir şey olarak bakmamız gerekiyor. Böyle olduğunda sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam söz konusu oluyor. Ama bu işte performansa dayalı bir yaklaşım olduğunda kadının da erkeğin de hazını azaltıyor. Hatta engelliyor da diyebiliriz. Haz almasını engelliyor ve bu uzun sürdüğünde ya da eşlik eden başka faktörlerde olduğunda bir cinsel işlev bozukluğu olarak bizim karşımıza gelebiliyor. Birçok cinsel işlev bozukluğunda bu performansla ilgili kaygının olduğunu görüyoruz. Cinsel ilişki isteğini erkeğin belirtmesiyle ilgili yine yanlış genel bir algı var. Sanki sadece erkeğin cinsel ilişki isteğini belirtmesi gerekiyor. Kadın belirtirse bu yanlış. Yani kadın için kötü bir şey gibi. Ama birçok vakada aslında verilen ödevlerle pasif olarak kendini kadının dokunuşlarına bırakan birçok erkek haz aldığını belirtiyor. Yani aslında kadının da başlatıcı olması, kadının da işte aktif olarak davranması bu çiftin de hazını arttıran bir şey ve normal bir şey. Yani hani olmaması da normal, olması da normal. Tamamen tercihe dayalı. Ama eğer bu tercihe dayalı olmaz da belli sınırlar içerisinde kaldığı için yaşanıyorsa o zaman sıkıntılar doğuruyor. Dolayısıyla erkek de belirtebilir, kadın da belirtebilir. İkisi de normaldir. Bu kişilerin isteğine bağlı bir şey aslında. Böyle söyleyebiliriz. Yine önemli bir yanlış bilgiden birisi şu. Bütün fiziksel yaklaşımlar, yani bütün dokunmalar, bütün temaslar cinsel birleşmeyle ya da sevişmeyle sonlanmalıdır. Bu da yanlış. Böyle olduğu için insanlar birçok şeyden kaçınabiliyor. Yani aman dokunmayayım. Mesela çok uzun süre birbirine dokunmuyor insanlar. Ya da bir süre sonra artık cinsel isteksizlik ve
sonrasında belki başka sorunlar olarak hani devam ediyor. Bunu şey gibi düşünün. Bir yer tozlanıyor. Mesela evde bir yer tozlanıyor. Bir işte bir eşyanın üzeri tozlanıyor. Bugün toz almıyorsunuz. Yarın toz almıyorsunuz. Birkaç gün, birkaç ay derken bir süre sonra ne oluyor? O toz artık hani ciddi bir temizlik yapmanız gerekecek duruma geliyor. Hatta üzerinden yıllar geçerse daha da fena, değil mi? Bu da aynı şey. Yani mesela böyle bir yanlış bilginiz var. Bütün yakınlaşmalar bir cinsel aktiviteyle sonlanması gerekiyor diye bir yanlış bilginiz var ve bazen de insanlar böyle bir bilgiye sahip olduğunun farkında bile olmuyorlar. Biz çok çok konuştuktan sonra böyle bir bilgi, ya evet hocam bende de var böyle bir şey farkında, mesela ilk seansta konuşuyoruz diyor, öyle bir şey yok bende diyor, ama sonraki seanslarda bakıyoruz ki aslında altında bu var. Nereden çıkıyor? Davranışların arkasında bu bilginin olduğu çıkıyor ortaya. İşte bu toz gibi düşünelim mesela. Böyle bir bilgi var. Uzunca bir müddet buna dokunmadığınızda bir süre sonra bu bir işlev bozukluğu olarak hayatınızda karşınıza çıkıyor. Mesela kadındaki işte vajinismus olarak karşıya çıkıyor. Ya da işte erkekteki ereksiyon kaybı olarak karşınıza çıkıyor. Neden? Çünkü işte her dokunma, her fiziksel temas böyle, bu şekilde sonuçlanması gerekiyor diye kodladığı için beyninde hiç dokunmuyor. Dokunmadıkça o mesafe daha da açılıyor. Daha sonra duygusal olarak da mesafe açılıyor. Bir süre sonra başka şeyleri tetikliyor. Yine aynı şekilde işte kadında da mesela dokunmadıkça bir süre sonra artık dokunmak işkence haline gelebiliyor. Yine az önce bahsettiğim hani erkeklerdeki arzuyu belli etmekle, hani isteği sadece erkeğin belirtmesiyle ilgili söylemiştim. Kadınlar için de şöyle bir şey var. Eğer kadın arzusunu belli ederse bu kadın hafif bir kadındır. Yani bu kadın hani bunu nereden öğrenmiştir acaba bu kadın? Acaba bu kadın daha önce ne görmüştür? Acaba bu kadın filan gibi böyle bir arkasından peşi sıra gelen bir sürü düşünceler. Bu inanış da yine kişilerin çiftin cinsel yaşamını ketleyen bir inanış olduğu gibi erkeğin de eşine karşı yargılayıcı olmasına sebep oluyor. Yani işte az önce söylediğim gibi bir sürü düşüncelerin olması. Bu nedenle birçok erkek eşinin cinsellikle ilgili ilgisini, arzusunu açıkça ifade etmesinden rahatsızlık duyuyor. Ama neden rahatsızlık duyduğunu da bilmiyor. Çünkü aslında arka planında böyle bir düşünce var. Ve bu düşünce yanlış. Bu düşünceyi gözden geçirdiği zaman aslında bunun hani ne kadar gerçekçi olmadığını fark ediyor. Yine menopozla ilgili ya da erkeklerin ilerleyen yaşlarıyla ilgili bazı yanlış bilgiler var. Menopozun cinsel isteği tamamen ortadan kaldırması ya da kadınların zaten doğuştan cinsel isteğinin az olması gibi. Ya da işte cinselliğin kadın için zevk verici bir şey olmaması, sadece görev olduğu için yapılması gibi yanlış bilgiler. Bizim kültürümüzde de yaygın. Aslında dünyada da çok azımsanacak düzeyde değil. Yani hani sadece sanki bizim kültürümüzde var da dünyada böyle bir şey yok gibi düşünülebiliyor ama aslında durum hiç de öyle değil. Kız çocuklarına yerleştirilen en sık yanlış inançlardan biri bu. Böyle yetiştirilen bir kadın da kendi cinselliğinden daha çok utanıyor ya da olumsuz duygulara sahip oluyor cinsellikle ilgili. Cinsel ilişki sırasında da kendini ketliyor ya da belki hiç cinsel ilişkiye giremeyecek düzeye bile gelebiliyor. Yine şöyle bir bilgi yine burada söyleyebiliriz. Cinsellik hani sadece erkekler içindir, sanki kadınlar için cinsellik hani bir ihtiyaç değildir ya da bir istek duyulabilecek bir şey değildir. Ali'cim acaba slide'ın akmıyordu, bizde mi akmıyor? Bizde akmadı mı? Pardon. Yok. Şöyle ilerletiyorum. Ben seni dinlemeye endekslendim. Arkadaşlardan uyaranlar oldu. Ben de yeni fark ettim. Evet, kaymamış. Evet, ben de fark etmedim. Böyle anlatmaya dalmış gitmişim. Şöyle duralım. Duygusal yakınlık, fiziksel yakınlık. Şöyle aslında slayta bakıyorum ama hani anlattıklarım slaytta yazmıyor da olabilir. Hani bakıyorum. Ben evet, ben de onun farkında olduğum için slaytlardan gitmiyoruz. Şu anda bir akışına bıraktığımız bir beraberliğimiz oldu. Güzel de oldu inşallah. Buyur, devam edelim istersen.
Tamam. Kayıt olacak zaten herhalde. Tekrar izlenebilir gerekirse eğer. Tabii. Tekrar bakalım inşallah. Şöyle bir şey, hani sadece erkekler için cinsellik vardır ve gereklidir, kadınlar da buna eşlik eder. Hafifletecek olursak hani böyle hafifletebiliriz en fazla bu yanlış bilgiyi. Çünkü normalde aslında toplumda söylenen daha da keskin kenarları olan şeyler ama en hafif olarak hadi böyle söyleyebiliriz. Şöyle bir bilgi var. Erkeklerin bir cinsel birleşme sırasında orgazma ulaşma ihtimalleri bir defa ama kadın için bir defa değil, birden fazla. Yani aslında kadın bedeni daha yatkın ve aslında kadın cinselliği sağlıklı cinsellik olarak tanımladığımız cinselliğe, yani hani duygusal deneyimlerin de içerisinde daha fazlaca olduğu. Çünkü erkek cinselliği biraz daha mekaniktir. Yani erkekte cinsellik işte uyarılma olsun, sonraki aşamalar olsun, işte sönme aşaması, orgazm aşaması vesaire, bunlar biraz daha net ve her şey ortada. Ama kadında öyle değil. Kadında biraz daha gizli ve onu keşfetmek için biraz daha zaman ayırmak, çaba sarf etmek, emek vermek gerekiyor. Ve bu da sağlıklı cinsel yaşamı aslında getiriyor beraberinde. Bu erkek ve kadın farklı olarak da ortaya koyuyor. Hani şu metodu çok güzel erkek ve kadın cinselliğini anlatan. Hani erkek cinselliği elektrik, yani bu nedir? Elektrik basıyorsun hemen yanıyor. Elektrozu Almancası, Türkçesi gelmedi aklıma. Yani basıyorsun yanıyor, kapatıyorsun bitiyor. Ama erkek kadın cinselliği kalın petekli kaloriferler gibi yavaş yavaş ısınıyor. Yani bu şekilde bir anlatım olursa, birden cinselliğe hazır olan bir erkek cinselliği var ama yavaş yavaş hazırlanması gereken bir kadın cinselliği. Evet. Bunu da dün konu etik ayette ön hazırlık yapılmasıyla, kadınlar sizin toprağınız, hani toprak gibi de kadar, onlara giderken ön hazırlık yapın. Ben bunu bu şekilde de okuyorum, yani o ayet bu şekilde. Önceden bir hazırlık yapılması gerekiyor. Yani o kaloriferi ısındırmak için duygusal, evet, olarak bir yakınlaşma aşamasını çiftçi hükmünde olan, yani o toprağa yaklaşma hükmünde olan kişilerin, beylerin yapması gerektiğini dile getirmiştik dün de. Evet, evet. Burayı da şöyle anlatıyorum ben. Şimdi daha önce hani tabii az önce de söylediğim gibi bu tür çalışmalar beni de çok geliştiriyor. Hani burada yapılan paylaşımlar, sonra işte onun dışında hani kendi işimde de yaptığım o şeyler, deneyim her defasında beni daha fazla geliştiriyor. Ben daha önce şey diyordum, işte mesela erkeğin emek vermesi gerekiyor, ne yapacak? İşte bununla ilgili mesela bazı şeyleri anlatıyordum soranlara. İşte şöyle uyarması gerek, böyle dokunması gerek, şöyle konuşması gerek gibi. Ama bunlar hep böyle erotizm içeren ya da işte romantizm içeren şeylerdi. Şu anda işte son zamanlarda fark ettim ki, yine hani hem aldığım bilgiler hem de işte dediğim gibi bu tarz, bu eğitim faaliyetlerinden edindiğim deneyimle, aslında sadece bunlar değil, bunun dışında yani işte kadının hoşlanacağı herhangi bir şeyi yapmak da bu emeğin içerisine dahil. Mesela yemekten sonra beraber bulaşık makinesine bulaşıkları dizmek de bu emeğin içine dahil. Bu da olabilir. Hani bunların hepsi aslında ön sevişmedir. Hani ön sevişme dediğimiz şey çok geniş kavram. Geniş bir şey. Evet, yani sadece yatak odasında yaşanan bir olay değil. Zaten cinsel, evet, kavramını sadece cinsel birleşmeye endekslememek gerekir. Hatta onu çok güzel tarif etti. Yatağın hatta bir küçük kısmı diyerek, yani orada evin içinde, mahremiyetin yaşandığı evin içinde her alanda ön yatırım yapmak, mesela mesajlaşma, bir telefon üzerinden mesajlaşma, bir güzel duyguların o şekilde aktarılması, bunlar bir ön hazırlık hepsi. Evet, evet. Güzel. Yani genel olarak hani sordukları zaman ben artık şey diyorum, hani karınızın, eşinizin, partnerinizin hoşuna gidecek ama yetişkin düzeyinde hoşuna gidecek. Yani hani bir kız çocuğu gibi yanağından makas almak değil. Çünkü bu tarz ilişkiler de olabiliyor hani çiftlerin arasında. Farkında olmuyorlar. Yetişkin bir kadın olarak algıladığınız ve kendisini yetişkin bir kadın olarak hissettiği bütün davranışlar, sözler, her şey bunun içerisine dahil. Yani o, çünkü hani şey, bu sefer insanlar şey diyor ya, biz hep böyle bir
böyle egzersiz modunda mı olacağız? Hep bir ödev yapma durumunda mı olacağız? Yani hep böyle mesela işte erkekler diyor ki hep işte hani o not aldığım şeyleri mi yapacağım ben? Hani böyle de çok monoton olmuyor mu? Hayır değil. Bunu geliştirebilirsiniz. Çünkü ömür boyu yaşanacak bir şey. Hani ömrünüz yettikçe bu ilişkinin içerisinde olduğunuz sürece bu devam edecek ve kısıtlı bir hani birkaç maddelik bir listeyle olabilecek bir şey değil. Bunu geliştirmek gerekiyor açık belli yani açık böyle oldu. Fanteziler açık. Fantezileri geliştireceğiz yani kendi hayat dünyamızda. Evet, evet. O yüzden her şey bunun içerisine dahil edilebilir. Kadınla erkek arasında bir sürü fark var. Yani çünkü hani insan sayısı kadar zaten fark var ama kadınla erkek arasında da fizyolojik olarak en azından bazı farklar var. Anatomik farklılıklar olduğu gibi fizyolojik özelliklerinde farklılıkları var. İşte erkeklerde mesela çok net uyarıldığı tartışmasız bir şekilde görünebiliyor ama kadınlarda öyle değil. Daha hani. Çünkü erkekler. Göze hitap edilmesi daha çok önemli. Evet. Ama kadın tensel, duygusal değil mi? Daha o farklılığı dile getirmek lazım sanıyorum hep. Evet, evet. İkisinin arasında çok fazla fark var. Bunu bile bilmiş olsa insanlar bence iyi. Çünkü insanlar günümüzde şunu zannedebiliyor. Hani böyle de bir yanlış şey var, bilgi ve inanç. Biz ikimiz farklı olursak bu ilişki kötü olacak. Biz ikimiz aynı olursak bu ilişki iyi olacak. Hayır aslında tam tersi. İki kişi farklı olursa o ilişki daha güzel, daha zengin, güzel oluyor. Tabii ki aynı olduğunuz noktalar da olabilir ama farklı olduğunuz noktaların olması aslında iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Yani aynı şeylerden hoşlanıyor olmanız, işte aynı şeyleri düşünüyor olmanız, aynı şeyleri yapıyor olmanız gerekmiyor. Cinsellik anlamında da yani hani mesela diyor ki işte hocam bizim sevgililiğimiz çok farklı ya da bizim cinsel davranışlarımız çok farklı. Yani ne güzel işte. Birisi dokunsal, biri örneğin daha işte dokunularak değil de işiterek sevilmekten hoşlanıyor. Bu çok güzel bir şey. İkisi de dokunsal olsa çok keyifli olmayabilirdi gibi. Aslında farklı olmanın iyi bir şey olduğunu bilmeleri önemli. Kadınla erkeğin işte bazı farklılıkları var ama bunlar da değişebiliyor. Yani hani her kadın aynı, her erkek aynı şekilde olmuyor. Ama şu net bir şey, hani erkekte uyarılma vesaire hani bunlar gözle de görülebiliyor ama kadında görünmediği için biraz daha gizli, sır gibi bir şey. Erkekte işte isteğin oluştuğu da net bir şekilde anlaşılıyor ama kadında duygusal uyaranlar, duysal uyaranlar biraz daha önemli. Erkekte de hani söylediğin gibi zihinsel ve görsel uyaranlar biraz daha önemli. Bunlar da hani bir parça değişiklik gösterebiliyor. Erkekler de daha hızlı kadına göre, kadın da biraz daha geç oluyor. Yani geçten ziyade biraz daha uzun oluyor süre olarak. Ama bazen kısa olduğu zamanlar da olabilir. Bunların hepsi değişkenlik gösteriyor. Yani hiçbirisi böyle İşte kitapta böyle yazıyor diye böyle olacak diye kaidesi olan bir şey değil. Dolayısıyla bunları çiftin bilmesi çok önemli. Cinsel tatmin noktasında da yine farklılıklar var. Yani kadınların tatmine ulaşması erkeklerin cinsel tatmine ulaşmasından çok daha karmaşık ve süreç olarak çok daha işte uzun olabilir. Kadın için ama önemli olan şey şu, performans değil duygusal tatmin. Bir cinsel tatminin beraber olması. Performans çok önemli değil ama erkek için cinsel tatmin, cinsel performansa da eşdeğer bir şey. Şöyle bir şey sanki görüyorum. Beyler daha çok sonuç odaklı, hanımlar süreç odaklı. Yani bu evet. Ayrımı da bilmek gerekir belki de. Evet, evet. Ama işte erkekler ne kadar o sonuç odaklı olmaktan birazcık sıyrılıp bir parça kadınlara doğru yaklaştıklarında, yani bir parça sürece daha fazla odaklandıklarında, daha işte karmaşık ve uzun bir sürece uyumlandıklarında o zaman daha tatminli ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam oluyor çift. Bu anın tadını yaşamak gibi bir şey. Evet, evet. Aslında kadın cinselliği anlatılabilmek. Evet, kadın cinselliği onu sağlıyor erkeğe. O yüzden de iki kadınlarla erkekler eş oluyor ki böyle bir şey yaşayabiliyorlar. Çünkü öteki türlüsü bir tarafımızı tamamladığımız en güzel olgulardan birisi belki de bu. Evet, evet. Çünkü ikisi de aynı olduğunda hani düşünsene mesela ikisi de çok hızlı bir şekilde bu mesela erkek cinselliği hızlı. İkisi de çok hızlı olsaydı o zaman çok da sağlıklı olmayacaktı ve çok uzun sürede sürdürülebilir bir şey olmayacaktı muhtemelen. Çünkü geliştirilecek bir şey yok yani hani o kadar mekanik belli. Yani demek ki cinsellik devamlı geliştirebilecek, aile içinde geliştirebilecek bir olgu. Yani o geliştirebilmemiz için de gerçekten bir
fantazimizi oluşturacak değişik bilgilere de ihtiyacımız var bu doğrultuda sanıyorum. Evet, evet önemli. Cinsel deneyimle ilgili de yine erkeklerle kadınlar arasında önemli bir fark var. Kadınlar erkeklere göre çok daha geç tanışıyorlar ve çoğu zaman deneyimsiz oluyorlar. Erkekler bir parça kadınlara göre daha fazla deneyimli olabiliyor. Ya da deneyimli olmasa bile en azından tanışmış oluyorlar ergenlik dönemiyle beraber. İşte şey oluyor, spontan ereksiyonları vesaire oluyor yine gözle görülür bir şekilde. Ama kadınlarda çok gözle görülür şeyler olmuyor, işaretler olmuyor ve çok fazla bilmiyor. Bir de kadının cinselliği bilmemesi toplum tarafından da çok yüceltilen de bir şey. Hani ne kadar bilgisizsin o kadar çok bakiresin ve o kadar çok temizsin eşittir. Bu anlama geliyor gibi. Erkekte de tam tersi. Hani ne kadar çok biliyorsan o kadar iyisin gibi bir şey var. Toplumdaki bir algı var. Dolayısıyla bunlar da kadının cinsel olarak bilgisizliğini hani üzerine bir de taç takmış oluyorsun. Hani deneyimsiz olmak çok iyi bir şey. Ne güzel hani hep beraber alkışlayalım senin gibi. Bunlar da evlilikte tabii ki hani nasıl sorun olmasın? Tabii ki sorun olması kaçınılmaz. Çünkü erkek yanlış deneyimlerle cinselliği öğreniyor. Onun deneyimleri de doğru değil. Aldığı bilgiler de çoğu zaman doğru değil. Çok nadiren belki. Kadın da deneyimsiz olarak evliliğe başlamış oluyor. Sonrası peş sırada o insanlara biz diyoruz ki cinsel iletişiminiz güçlü olsun. Nasıl olacak? Olması çok. Tabii ki deneyim dediğimiz yanlış anlaşılmasın. Önceden bir beraberlik yaşansın mahiyetinde değil. Sadece bu mesela imajinasyon. İmajinasyon yapma olayı. Yani o bedenle barışık, bedenle tanışık olmak, bedeni tanımak. Herkes kendi bedenini iyi tanıması gerekir. Mesela biz cinsel terapide gelen danışanlarımıza verdiğimiz ayna ödevlerimiz oluyor. Ayna terapisi var mesela. Orada kendi bedenini tanımak üzerine yani. Bu yani insan kendi bedenini tanıması lazım. O tanımı üzerinden ilerlemek, düşünmek gerekli diye eklemek isterim. Yanlış bir anlaşma da gitmesin söylememiz. Evet, evet. Yani başta söylediğimiz şey hani cinsellik daha genel cinsel birleşme olarak algılanıyor ama cinsellik kişinin kendi bedenini, kendi cinselliğini tanıması. Tanıması için de bu bir araç. Yani kendi bedenini ve kendi cinselliğini tanıması için kendi bedenindeki haz noktalarını bilmesi, bedenini tanıması, fizyolojik olarak, anatomik olarak hani bilgilere sahip olması ve deneyim olarak da duygusal anlamda bu deneyimlere sahip, yani hangi duyguyu yaşıyor, bu deneyimlere sahip olması ama en temelde, en başta anatomik olarak bilgilere sahip olması çok önemli. Çocuk için hani söyleyecek olursak, çocuğun cinsellikle ilgili olan soruları oluştuğunda sorabileceği güvenli bir yetişkinin etrafında olması. Yani bu soruları göğüsleyebilecek, bu soruları cevaplayabilecek, rahatlıkla, içtenlikle çocuğun kendini açabileceği bir yetişkinin çevresinde olması çok önemli. Çocuğun sağlıklı bir şekilde cinsel kimliğini, cinselliğini geliştirebilmesi için. Zaten en başta orada hani sıkıntı başlıyor. Yani orada o soruları rahatlı bir şekilde, rahatlıkla çocuk soracak birini, bir muhatap bulamadığında başka yollarla öğreniyor. Ki günümüzde artık internet ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Çocuklar internetin içine doğmuş oluyorlar. Çok daha hızlı bir şekilde çocuklar bu kaynaklarla bazen merakla araştırarak, bazen de hiç istemeden, aslında farkında olmadan kaynak karşılaşmış oluyorlar ve bu böyle olduğunda çok daha sağlıksız sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden hani sözün en başında söylediğim şey, cinsellikle ilgili konuşmak, cinsellikle ilgili bir şeyler yapmak, deneyimlemek, bir davranışta bulunmak nasıl bir duygu oluşturuyor kişide? En önemlisi hani bu akşamın özeti olarak hani onu söyleyebiliriz belki. Nasıl bir duygu oluşturuyor, buna bakmak çok önemli en başta. Çünkü o duyguda eğer böyle hani kötü, pis, utanılacak bir şey, ayıp bir şey, günah bir şey gibi bir yerlere bizi götürüyorsa cinsellikle ilgili şeyler, o zaman biraz bakmak gerekiyor. O zaman bir sıkıntı olabilir. Sağlıklı bir cinsellik, çünkü haz almak, sevgi, paylaşım, bunları çağrıştıran bir şey aslında. Cinsellik dediğimizi veya cinsellikle ilgili bir şeyler düşündüğümüzde, davranışlar ya da işte bazı konuşmalar yaptığımızda, paylaşımlar yaptığımızda eğer bu çağrışımlar oluyorsa
sevgi, işte paylaşım, bunları çağrıştırıyoruz. O zaman bir problem yok diyebiliriz. Ben şu şey sensörlerine bakarken bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Cinsel Bilgi ve Eğitim Komitesi'nin cinsel eğitimin bir tarifini yapmış. Aslında ilk başta da bunu söyleyecektim. Yenice kitabıma koymuştum. Son çıkmasını planladığım kitabın içine. Onu bir aradım buldum şu anda. Cinsel eğitim diyor. Yani cinsel eğitim. Hani ilk etapta çok güzel bir tanım yapmışlar. Yani gerçekten demek ki Amerika'dan gelen her şey kötü değil. Burada onu çok beğendim. Bu kavramı çok beğendim. Cinsel eğitim, cinsel roller, kişiler arası ilişkiler, mahremiyet, vücut algısı ve üreme sağlığı konularının tümünü birden kapsayan bir eğitimdir. Evet. Tüm bunlar bilgilendirme, inançlar, değerler, ilişkiler ve mahrem konularını ele alarak yaşam boyu devam eder. İnanılmaz evet. derecede güzel cümlelerle toplanmış. Aynı onların söylediği şekilde kitabıma da aldım bunu. Yani ilk etapta bunu çok net bir şekilde ortaya koyarsak sanırım bu konular tabu olmaktan çıkacak ve gerçekten gündemimizde gündemimize alabildiğimiz, rahat konuşabileceğimiz ve hayatımızın, evliliğimizin, aile oluşturabilmemizin kalitesini oluşturabilecek bir eylem haline geçecek yani bu. Yani sadece cinsellik deyince birleşmeyle değil, neyle var? Roller de bunun içinde. Kadının evet. rolü, erkeğin rolü de bunun içinde. Sağlıklı bir ilişki kurabilmek de bunun içinde. Yani mahremiyet algısı da, yani vücut algımız da. Mesela şu anda vücuduyla barışık olmayan o kadar insan var ki, bunlar da bunun içinde. Yani bu konular, ümit ediyorum, çok daha rahat konuşabileceğimiz bir ortama gelir diye düşünüyorum Ali Hocam. Hani sonlara da geldiğimizde ifade etmek istiyorum. Biliyorum konuşacağımız çok şey var. Sizde de gerçekten çok bir girmiş olduk. Ben de çok dahil oldum bu olayın içine. Ama böyle bir küçük bir toplama yapıp kamera arkasına bırakmak istiyorum. Sorular var. O soruları da konuşacağız inşallah. Şöyle kitapları şuraya koymuştum. Kısaca onları göstereyim. Bu kitapları tavsiye ederim. Kitapların cinsellikle ilgisi yok. Evet. Daha çok ilişkiyi güçlendirmekle ilgili kitaplar. Şöyle. Evet, şurada. Bir de eğer gruplarınız varsa hani orada paylaşmanız için birkaç YouTube videosuyla ilgili link gönderebilirim. Çocuklara cinselliği nasıl öğretelim bununla ilgili çok güzel çalışmalar var yapılan. Yani çocukların cinsel eğitimi ya da hani ailede cinselliğin konuşulması, cinsel eğitimin hani olması aslında böyle hani moda mod çocuğu karşımıza alıp ona hani bir eğitim vermek şeklinde değil de çocuğun birebir o aile içerisinde onu yaşaması. Aslında cinsel eğitim mahremiyet eğitiminin de içinde bir alandır. Mahremiyet eğitimi daha genel, cinsel eğitim de onun içerisinde. Dolayısıyla mahremiyet eğitimi nedir? Çocuğun hani sınırlarını da yaşayarak öğrenmesi, o değerleri vesaire. Oradan başlıyor mesela. Yani çocuğun vücuduna müdahale etmemek, çocuğun vücuduna müdahale etmemek sadece fiziksel olarak değil, çocuğun işte duygularını, düşüncelerine de müdahale etmemek. Yani çocuk üzülüyor, hayır üzülmedin, şimdi mutlu olacaksın diyor mesela. Bu da sınır aşmaktır. Aynı şey aslında. Ya da çocuk mesela düşüyor, işte bir yetişkin geliyor, acımalı diyor, yeri dövüyor falan mesela. Bu da aslında sınıra girmek. Çünkü o çocuk o sırada bir duygu yaşayacak ama sen o duyguya izin vermiyorsun. İşte buradan başlıyor aslında bu meseleler. Böyle başlıyor. Hani çok küçük gibi görünse de. Duyguları bastırmak üzerine. Yani aslında çok önemli. Duygular bastırılmamalı. Bütün duygular çok açık bir şekilde yaşanmalı bu şekilde. Aslında çocuğun duygusunu yaşaması için yetişkinin ekstra bir şey yapmasına gerek yok, biliyor musunuz? Rahat bırakacak aslında. Sadece izin verecek. Evet. Bir de ona tanımlayıp duyguyu geri söyleyecek. Özellikle hani henüz konuşmaya başlamamış çocuklar için güzel. Sonrakinde tabii ki daha iyi. Hani empati yapmış oluyorsunuz çünkü. Şu an biraz üzüldün. Hani üzülmek normal bir şey vesaire gibi hani bir şey söylemek. Çocuğun, çünkü çocuğun içinde bir şey oluyor iç dünyasında ama çocuk bunu anlamlandıramıyor. Ne oluyor? Çocuk üzüntü yaşıyor mesela ama sen diyorsun ki bir şey yok, bir şey yok. Yani şu, sen önemli değilsin. Senin ne yaşayacağını ben bilirim. Senin sınırın yok. O senin vücudunda ne oluyor sen bilmiyorsun. Ben biliyorum. Oradan başlıyoruz.
Yetişkinin, yani çocuğa eşlik eden yetişkinin duyguları çok önemli. Altını değiştirirken örneğin çocuk, yetişkin ne hissediyor? Çünkü bir şeyi çok sürekli tekrar ediyorsanız ve o sırada yaşadığınız duygular neyse, o duygular çocuğa geçebiliyor. Bu işte çocuğa bakım verirken yaşanan şeyler de sürekli tekrar ediyor. İşte alt değiştirme, yemek yedirme mesela, çocuğa yemek yedirirken hissettiğin duygu, altını değiştirirken, yani onunla beraberken hissettiğin duygular çok önemli. Oralara girersek, ben o konuları çok seviyorum. Beni heyecanlandırıyor ama vaktimiz de yetmeyecek. Evet. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifliydi benim için. Umarım izleyenler için de keyifli olmuştur. Burada cevaplayamadık soruları. Eğer soruları olanlar, ulaşmak isteyenler olursa bu ekrana yansıttığım adresten ulaşabilirler bana. Ben mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışıyorum. Instagram adresinizi de verelim istersen. Instagram adresim direkt Alev Esmer, isim soy isim olarak bulabilirim. Instagram. Şu anda bakıyorum, herhalde gençler Instagram üzerinde ulaşıyor. Genelde evet, orada ulaşıyorum. Alev hocamıza direkt ulaşabilirsiniz. Herhangi bir probleminiz varsa bu telefondan randevu alabilirsiniz. İnşallah yoktur ama olursa direkt arkadaşımla buluşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Alev'cim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok daha zamanımız, zaman işte bakın her yerde zaman kesinlikle, ama hayatta zaman sınırlı. Tek bir şansımız var bu hayatta. Sınırlı hayatın içinde. O sınırlılığın içinde haram, yani helal dairesinde rahat yaşamasını becerebilen sağlıklı insanlar olmayı ümit ediyorum. Diliyorum. İnşallah ölmeden her şeyin, hayattaki yaşanan, verilen bütün nimetlerin tadını, hazını, güzelliğini çıkartarak Allah'a kullukta üst seviyeye çıkan kullardan oluruz inşallah. Teşekkür ederim Aleyküm. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Var olan mitlerden ve toplumsal baskılardan oluşan kalıplarımızdan sıyrılıp doğru bilgiyle huzurlu ve mutmain olmuş evliliklerin oluşabilmesinde bir öğreti olması dileğiyle Alev Hocam ve Asiye Hocama bu önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yine bir başka programda, başka derste görüşmek üzere. Sevgili dostlar, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Asiye Hocam ve Alev Hocama da yine tekrardan çok teşekkür ediyoruz efendim.